أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة لله تعالى الفاتحة مع الصلوات Ağzınıza sağlık hocam, çok teşekkür ederiz. Buradaki tüm Roman kardeşlerimize, ülkemizin her noktasından oraya gelen, şu anda Ramazan sofrasının etrafında birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan tüm kardeşlerimize, deprem bölgesinden, depremzede kardeşlerimizin ve her birimizin selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletiyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2002 yılından itibaren Roman kardeşlerimiz konusunda çok önemli adımlar atıldı. En nihayetinde geçen günlerde İstanbul'da bir araya geldik. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız orada birçok sözler verdi ve birçok taahhütlerde bulundu. Bunlardan bir tanesi de Roman Koordinasyon Merkezi'ydi. Ben şunu söylemem lazım. Biz İstanbul'da, Gazi Osman Paşa'da, Sarıgöl'de Romanlarla beraber büyüdük. Aynı sınıfta beraber hepsine selamlarımı iletiyorum. Aynı sınıfta beraber okuduk. Hem okul heyecanını, hem karne heyecanını, hem oyun heyecanını hep birlikte yaşadık. Allah şahittir. Hayatımın hangi safhasında olursa olsun onları hiçbir daim unutmadım. Hayatımın hangi safhasında dahi olursa olsun onları gördüğüm zaman kim çatlarsa çatlasın, kim patlarsa patlasın Romanlara ayrıcalık ortaya koyuyor. Bunu da herkes bilir. Buradaki bütün kardeşlerimize önümüzdeki günlerde de çok önemli hem etkinliklere hem de adımlara hep beraber imza atacağız. Romanlarla birlikte atacağız. İnşallah Romanlar kendi tarihlerini de ülkemizin tarihlerini en güzel şekilde yazacaklar, birlikte yazacağız. Biz İstanbul'da, Gazi Osman Paşa'da, Sarıgöl'de Romanlarla beraber büyüdük. Gazi Osman Paşa'dan hemşerileriniz de burada efendim. Burada. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Hepsi burada. Aynı sınıfta beraber okuduk. Hem okul heyecanını, hem karne heyecanını, hem oyun heyecanını hep birlikte yaşadık. Allah şahittir. Hayatımın hangi safhasında olursa olsun onları hiçbir daim unutmadım. Özellikle 2016 yılından bu tarafa devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, bütün imkan ve kabiliyetleriyle, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizim huzurumuza, bizim varlığımıza, bizim dirliğimize, bizim vatanımızın bütünlüğüne göz diken bütün unsurlara ve onların bütün taşeronlarına, maşalarına karşı kahramanca bir mücadele veriyoruz. Böyle bir girişi niye yaptım? Böyle bir girişi şunun için yaptım. Bütün bu mücadelelerin sonunda elhamdülillah her şeye ve herkese inat. Dünyanın en huzurlu ülkelerinden birine sahibiz. Şimdi az önce Mardin'den geldim. Ondan önce de Şırnak'taydım. Elhamdülillah. Bugün İstanbul, bugün Diyarbakır, bugün Mardin, bugün Şırnak, bugün Hakkari, bugün Van, New York'tan da, Paris'ten de, Brüksel'den de, Londra'dan da iddia ediyoruz ki daha güvenli ve daha huzurlu şehirlerdir. Bugün size bir selam gönderdiler. Onun için böyle girdim konuşmama. O selamları şu. Ne olur? Bugün Amerika'nın, Fransa'nın,
İngiliz'in, Kandil'in şımartmasıyla bize bu özgürlüğü, bize bu insanca yaşamayı çok görenlerin insafsızlığına bizi terk edecek bir yanlışı kardeşlerimiz ne olur asla yapmasın dediler. Bizim birliğimize, bizim bütünlüğümüze, bizim kardeşliğimize, bizim kaynaşmamıza, bizim dayanışmamıza, bizim bu ortak vatanımızda hep birlikte güçlü bir şekilde ileriye, daha ileriye yürümemize tahammül edemeyenlerin Kandil'le, YPG'yle, Pensilvanya'yla yaptıkları pazarlıkların hiçbir şekilde bu coğrafyanın hiçbir tarafının kurban edilmesine izin vermesinler dediler. Özellik gibi, operasyonların durması gibi sınırlarımızı koruyan kahraman güvenlik güçlerimizin hem Irak'tan hem Suriye'den çekilmesi gibi Türkiye'nin bu kadar yıldır ödediği bedellerle elde ettiği kazanımların tamamından vazgeçilerek Irak ve Suriye sınırımızda 1300 kilometrelik hatta bir PKK terör devletinin kurulmasına rıza gösterenlere asla izin vermesinler dediler. Ve şunu söylediler. Ne olur bizim adımıza herkese, bütün dünyaya ilan edin. Bu seçim bizim seçimimizdir. 14 Mayıs'taki seçim Türkiye'nin seçimidir. Bu seçimi Amerika asla kazanamayacaktır. Pensilvanya asla kazanamayacaktır. Kandil asla kazanamayacaktır. Bu seçim bizim seçimimiz ve biz kazanacağız. Türk milleti kazanacak. Hepimiz hep beraber büyük Türkiye'yi kazanacağız. Güçlü Türkiye'yi kazanacağız. Ve sayın milletvekilimiz tarafından sanırım bir Bursa İznik çinesi. Çalışmaların koordine edilmesi ve benzeri eğitimden sağlığa, istihdamdan kültüre birçok konuda önemli. Sayın Bakanımız tarafından görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Roman Koordinatörleri. Geçtiğimiz 21 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen Yüzyılın Romanı Roman Buluşması etkinliğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından İçişleri Bakanlığı uhdesinde olacağı kamuoyuna duyurulan ve sizlerin eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, sosyal destek ve benzeri kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması ve sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesine ilişkin faaliyetlerin koordine edilmesi amacına matuf Roman Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, biz de İleri Dairesi Genel Müdürümüz Sayın Selçuk.